Ağaçlara zarar verdiği yönünde geniş bir inanış olmasına rağmen aslında durum tam tersidir. Ağaç kakanlar daha çok yaşlı ya da ölü ağaçları tercih eder. Zira kabukları daha kolay kırılır ve bu kabukların altında daha fazla böcek ve larva vardır yemek için. Küçük böcek ve hayvanlarla beslenen bu kuşlar bu tarz orman zararlılarının kontrolünde büyük önem taşır. Ağaç kakan gagasını ve kiraz büyüklüğündeki beynini çok sert darbelere karşı koruyabilmek için mükemmel bir anatomiye sahiptir. Günümüzdeki süspansiyon teknolojisinin oldukça ilerisinde bir darbe emici düzene sahip oldukları araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Muhammed Ali'yi bilirsiniz. Kafasına aldığı darbeler sonucu oluştuğu bilinen Parkinson hastalığına yakalanan efsane boksör. Muhammed Ali gibi birçok boksör kafaya alınan darbelerden dolayı erken emekli olup ringlerden uzaklaşmak zorunda kalır. Herhangi bir insanın bir ağaca saniyede 10 defa ya da daha seyrek ard arda kafasını vurduğunu düşünün. Sonucu az çok tahmin edersiniz. Bir araç süspansiyon sisteminden yoksun bir şekilde kaç kilometre yol yapabilir? Evet, çok değil. Şimdi ağaç kakanları tekrar düşünelim. Ağaç kakan yuva yapmak ya da yiyecek bulmak için gün boyu ortalama 6 saate yakın gagasıyla vuruş yapar. Ortalama bir ağaç kakan saniyede 10 vuruş sergiler. Evet, tüm bu performansa rağmen ağaç kakan hala sağlıklıdır. İşin sırrı ağaç kakanın gaga ve kafasındaki mükemmel anatomide yatar. Bilim insanları ağaç kakanların bu anatomik durumunu inceleyerek birçok teknolojiye yön verebilecek şekilde bilgiler edinmiştir. Normal kuşların kafatası kemikleri tek parça olup, gagaları ise alt çenenin hareketiyle açılıp kapanan bir yapıya sahiptir. Ağaç kakanlarda ise gagalarıyla kafatası arasında kıkırdağa benzeyen, süngerimsi bir maddeden oluşan tampon bölge, darbe emici bir alan mevcuttur. Bunu modern şekilde hava yastığı olarak da düşünebilirsiniz. Bu süngerimsi alan sayesinde darbelerden oluşan sarsıntılar emilir, ortaya çıkabilecek zarar engellenir. Ayrıca ağaç kakan, ağaca belirli bir ritim dahilinde vurur. Ortaya çıkan seslerin çeşidine göre ağaç kabuğunun neresinde tırtıl ve kurçuk olduğunu belirler. Bu da onların aynı zamanda zeki bir avcı olduğunun kanıtıdır.